Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Arkadaşlar, Câsiye suresi ayet 27'de devam ediyoruz. 27. ayetimizde Rabbimiz velillahi mulkus semavati vel ardi. Göklerin ve yerin mülkü ona aittir, Allah'a aittir. Ve yeme tekumus saatu yeme idin yuksarunu mübtelun. Kıyamet günde Allah'ın ayetlerini inkar eden kafirler husrana uğrayacaklardır. Zarar, ziyan edeceklerdir. Ve tera kulle ümmetin câthiye. Bu ayeti dinleyen kimselere hitaben o gün her ümmeti şiddetli korkudan dolayı düzüstü çökmüş görürsün. Ve tera kulle ümmetin câthiye. O gün her ümmeti korkudan, kıyametin ahvalinden dolayı dizleri üzerine çökülmüş olarak görürsün. Hafız İbn-i Kesir, bu durum cehennem getirildiği zaman olur. Cehennem öyle bir ses çıkarır ki dizi üzerine çökmeyen hiçbir kimse kalmaz. Kullu ümmetun tud'a ila kitabiha. O diyor kitabiha, o ümmetlerden her biri içinde amellerin yazılı bulduğu sayfalara çağrılırlar. Yani bizim yapmış olduğumuz amellerimiz, işlerimiz insanların yapmış olduğu amellere çağrılırlar. Ne derler? Senin defterin dürüldü derler. Hani böyle derler. Ve senin hesabın kesildi derler ya. Senin hesabın kesildi dedi. Ne zaman neyi anlarız biz? Artık biz bu yerde çalışıyorsak veya buradaysak burayla ilişkimiz bitmiştir anlamda. Onun için kullu ümmetun tud'a ila kitabiha. O gün yani o zaman her ümmet kitabına çağrılır. Her kimse yapmış olduğu işlerin kayıtlı olmuş olduğu kitaba çağrılır, davet edilir. El yevme tuczevne ma kuntum ta'melun ve onlara denilir ki bu korkunç günde yaptığınız iyi amel ve kötü amellerin karşılığını alacaksınız. Bunun dışında başka bir şey olmaz. Yani eğer sizler iyi yaptıysanız zaten bunun karşılığını alacaksınız. Yok kötü yaptıysanız zaten bunun karşılığını alacaksınız. Hâzâ kitâbuna yentiku aleykum bil hak. Şimdi dünyada bizim amellerimiz kayboluyor değil mi? Yani mesela şöyle diyelim ki işte hırsızlık yaptık, efendim söyleyeyim zina yaptık, işte birisinin hakkını gasp ettik. Daha saymakla bitiremeyeceğiz. Belki açık bir şekilde insanlarda utanacağımız bazı şeyler yapmayız. Ama gizli bir şekilde yapmış olduğumuz işlerimiz sadece Allah ayandır. Yani alemlere Rabbi olan Allah sadece bu amellerimizde, bu işlerimizde haberdardır. Dolayısıyla başkaları haberdar değildir. Ama bu gizli hallerimiz ne olacaktır? Bu gizli hallerimiz ortaya atılacaktır, ortaya çıkartılacaktır. Hâdâ kitâbuna yentiku aleykum bil hak. Artma ve eksilme olmaksızın sizin için hak olan ile şahitlik edilecektir. Yani hak olan neyse, gerçek olan neyse o söylenecek. İbn-i Cüzze, eğer denilirse ki Allah kitap yani amel defterini bir defa onlara, bir defa da kendisine izafe etti, bu nasıl olur? Yani bir defa Allah onlara izafe etti. Hâdâ kitâb kullu metün tudaylâ kitâbî. O gün her ümmet kendi kitabına davet edilir. Yani kendi amel defterine. Kitapta tek kasıt bu. Şimdi birincisi bu. İkincisi, hâdâ kitâbuna yentiku aleykum bil hak. İşte bu bizim kitabımız, yani bize kayıtlı olan amel, öyle diyelim. Yani bize kayıtlı olanı yentiku aleykum bil hak, o size sadece hakkı söylüyor. Eksik fazla bir şey söylemiyor. Ha da kitabına, bu bizim kitabımız. Ne demek bizim kitabımız? Yani bizim yanımıza kayıtlı olan, bizim yanımıza sizin işlerinizin tek tek işlenmiş olan kitap yentiku aleykum bil hak, o size bir de buradan natk yani konuşmak. O kitap konuşuyor. Yani veri, yani ne demek? Yapmış olduğunuz işleri siz işte dilinize nasıl söylüyorsunuz, bu gerçekleşiyor ya. Bu sizin lehinize ve aleyhinize oluyor ya. İşte bu kitapta da var olan şeyler ortaya çıktığı zaman lehinize ve aleyhinize olan şeyler oluyor. İbn-i Cüze der ki kitabın sahibi kendisi bulunduğu ve onu yazmalar için meleke emir veren o olduğu için Allah'a
Kitabı Allah'a izah etti. İnna kunna nestensihu ma kundum ta'melun. Amellerin yazılması ve aleyhinize kayda geçirmesi meleklere emrediyorduk. Müfessirler burada tensaha fiili yazarsın manasından nesk. Hakikate bir aslından başka bir şeye nakletmek manasındadır. İbn Abbas ise şöyle der, melekler kulların amellerini yazar, sonra bu amelleri göklere çıkarırlar. Amellerin toplandığı divanda görevli melekler, hafaza meleklerin yazdığını kulları yaratmadan önce Allah'ın onlar üzerine ezelde yazdığı her Kadir gecesinde levh-i mahfuzdan kendilerine gösterilenlere karşılaştırırlar. Allah ezelde yazdığını ne bir harf artırır ne de bir harf eksiltir. İşte bu ayetteki istihsandan maksat budur. İbn Abbas, siz Arap değil misiniz? İstinsah aslında başka bir yerden yapılır mı? Bundan sonra Allah isyan ve itaat ve isyan edenlerden her birinin durumunu açıklamak üzere şöyle buyurur. Kimmiş bunlar? Fe emmellezine amenu ve amilus salihati fe yudhiluhum rabbuhum fi rahmeti. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Fe emmellezine amenu, iman edenlere gelince ki ve amilus salihat ve salih amel işleyenler. Fe yudhiluhum rabbuhum fi rahmetihi. İşte Allah onları ne yapar? Allah onları rahmetine dahil edecektir. Ne demek Allah onları rahmetine dahil edecektir? Yani Allah onları cennete sokacaktır. Zalike huvel fadlul mubin. İşte büyük kazanç budur diyor ayet-i kerime. İşte büyük kazanç budur. Kim bunlar? İman edip kurtuluşan kimseler. Ve emmellezine keferu efelem tekun ayati tutla aleykum. Kafirlere gelince kınamak ve azalamak onlar içindir. Göndermiş olan elçiler size Allah'ın ayetlerini okumuyor muydu? Festekbertum ve kundum kavmen mucrimin. O ve emmellezine keferu efelem tekun ayati tutla aleykum. Size ayetleri tilavet eden, okuyan gelmedi mi denilir onlara ki geldi. Festekbertum ve kundum kavmen mucrimin. Siz bu ayetler size okununca ne yaptınız? Kibirli davrandınız ve suç işleyen mücrim kimselerde oldunuz diyor alemlere Rabb olan Allah. Ve izâ qîle inne va'dallâhi hak. Siz öldükten sonra dirilmek şüphesiz ki olacaktır. Ve sa'atu lâ raybe fîhâ. Ve kıyamet de gelecektir. Kıyamet de kopacaktır. Onda da hiçbir şüphe yoktur. Şimdi bu son dönemlerde dünyada gerçekleşen hadiselere bakıldığı zaman artık insanlar en azından kıyamete karşı böyle şüphesi olan kimseler dünyada kıyamet senaryoları olduğu söylüyorlar. Ve sa'atu la raybe fiha ve kıyamet de kopacak. Onda hiçbir şüphe yoktur. Kultum ma nedri ma sa'a. Şimdi bunlara böyle diyorlar ya, bugünkü kafirler gibi. Bunlara döne yani denilecek ki ve idâ kîle, onlara şöyle denildiği zaman inne vaadallâhi hak. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Ne demek Allah'ın vaadi haktır? Öldükten sonra dirilme olacaktır. Allah'ın vaadi bu. İnsanlar bunu uzak gördüklerinden dolayı inkar ediyorlar. Öyle mi? Öyle. Evet, Allah'ın vaadi haktır. Ve sa'atu la raybe fiha. Ve kıyamet de kopacaktır. Onda şüphe yoktur. Şimdi bunlar denildiği zaman 32. ayette kultum ma nedri ma sa'a. Aşırı kibirinizden dolayı sizler şöyle diyorsunuz. Aşırı kibirden işte inkarınızdan dolayı. Ma nedri ma sa'a. Bu sa'a nedir? Yani biz bilmiyoruz. Sa'a nedir? Yani bu hak mıdır, batıl mıdır? Alay olarak soruyorlar. Müşrikler kıyametin kopmasını garip ve uzak gördükleri ve onu inkar ettikleri için böyle dediler. Evet. Ne kıyameti? Bugünkü kafirlerde aşağı yukarı aynı şeyler söylüyorlar. Dünyada ne olursa mutlaka ya arkasında işte bilmiyorum Çin'in icat ettiği şu şeyden dolayı, bilmiyorum Amerika'nın şu icatlarından dolayı, bilmiyorum yapay bulutlardan, yapay depremlerden, bilmiyorum şunu da bilmiyorum bunu da vesaire vesaire. Velev ki bunlar da olsa, bunlar da sonuçta
yeryüzüne azdığınızda dolayı Allah yine bir şekilde sizin cezanızı başka birilerinin eline veriyor. Neticede yine harekete geçiren, alemlere olan Allah'tır. Kısaca mesele budur. İnne zunna illa zanne. Biz ona inanmıyoruz diyorlar. Yani biz öyle bir yerin olabileceğini tahmin etmiyoruz diyorlar. Öyle diyorlar. Yani olabilir mi? Olabilir. Ve ma nahnu bi müsteyqinin. Biz kesin kese inanıyor değiliz. Yani tamam işte sağda solda ahiret falan var diyorlar. Yani şey yapıyorlar işte, öldükten sonra dirilmeyi falan söylüyorlar insanlar. Benim pek aklım almıyor. Ben bilimle kanıtlanmadığından dolayı pek şey yapmıyorum, hani ihtimal vermiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Böyle diyorlar. Günümüzde olduğu gibi. Şimdi günümüzde bunu kim de böyle toplumda daha aydın olduğu söylenen, daha kültürlü olduğu söylenen, böyle işte ilimde, işte beşeri ilimlerde, yani işte jeolojide, işte fizikte, kimyada ve daha benzer coğrafyada, buralarda ilmi olan kimseler, yani bunları bilen kimseler, çünkü insanlar ekserisi bu ilimleri bilmiyorlar ki bilmediklerinden dolayı da karşı çıkamıyorlar. Bilmemeleri çok normal bir durumdur. Şimdi bunu bilen kimselerle alakalı çok büyük adamlar olduklarını düşünüyorlar ki günümüzde artık bilim adamları bazı aptallarca Tanrı gözüyle bakılıyor. Bu çok aptalca bir şeydir, onu söyleyeyim. Böyle bakıyorlar. Yani işte o bilim adamları ne derse bilim adamları dediklerini dinlemek zorundayız. Türkiye'de bu genelde çok yaygındır. Niye? Din adına, din namına kimse bir şey demesin. Ama bilim adına ne derse dersin kutsanır başa konur. Sanki Türkiye'deki işte bütün işlerin temelini, işte her şeyi belirleyen hayatın tamamındaki etkin kimseler din adamlarıymış. Halbuki böyle bir şey yok. Bilim adamları demiş oldun işte, mühendisler bilmiyorum şunlar bunların yapmış oldukları çalışmalar, etütler sonucu ortaya konulan işte yapılardır vesaire. Bakıyorsunuz bunlar yeri geldiği zaman yerle bir oluyor. İşte bunlar ne diyorlar? Ya biz esasen tamam siz ahiret falan diyorsunuz ya 32. ayette bugünkü ifadeyle ve اِذَا قِيلَ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقْ Allah'ın vaadi hakkın denildiği zaman وَالسَّعَةُ لَا رَبَ فِيهَا ve kıyametin gelmesinde de hiç şüphe yoktur, yani kopacaktır. Şüphesiz اِنَّ دُنَّ اِلَّا ذَنَّ Yani biz ona inanmıyoruz fakat insanların her biri işte ahiretin var olduğunu söylediklerini duyuyoruz ve bir takım zanlarda bulunuyoruz. Yani bizim sadece zannımız olabilir mi? Olabilir. Hani demek istiyorlar ki hani demokrasilerde diyorlar ya işte çok renkli böyle palavrada demokrasi derler ya insana. Bu da olabilir belki, hani tam bunların da dediklerini. Yani sadece söylemeye kalırsa sıkıntı yok. Ama bu gavurların inandıkları gibi yani onları o imanlarına döndürmeye çalışsa bu sefer sorun olur. Onlara dokunmadığınız müddetçe bir şey olmaz. Ve ma nahnu müsteykinin ve biz buna kesin kezde iman edenlerden değiliz diyorlar. Bugün olduğu gibi. Şimdi her dönemde böyle toplumda önde gelen kimseler var. Mesela günümüzde insanlar bir işte mesela şöyle diyelim, toplumdaki ismiyle bir hoca veya bir din adamının söyledikleri insanlar için hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Çünkü bu toplumun gözünde din insanların geri kalmasına sebep olmuştur. Din adamları üçkağıtçıdır onların gözünde diyorum. İşte sahtekardırlar. Tabii ki böyle bir dinin mensupları olan kimseler, sağcılar, hocalar böyle olduklarına göre tabii ki bu dinde zaten bir işe yaramıyor demek istiyorlar esasen. Yani bunu demeye çalışıyorlar da direkt demiyorlar, dolanıyorlar da diyorlar yoksa. Mesela diyelim ki beşeri bir ideoloji sahibi ise kendisi, kafir, Allah'ın kitabına göre küfür olan bir beşeri ideoloji üzerine ise sen de Müslümansan bunlar İslamcı diyor. İslamcı. Yani ne demek? Hani biz falancayız, şunlar falanca, bunlar falanca, bunlar da İslamcı. Böyle bir şey yok ki. Yani esasen bu tamamıyla kafirlerin uydurmalarından başka bir şey değildir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse nasıl İslamcı olabilir?
Böyle bir çirkin bir benzetme olabiliyor mu? Aziz ve celil olan Allah kendi kitabında vaaz etmiştir. Bunlara uyan bir kimse, hayatın bu istikamet doğrultusunda yaşamaya çalışan kimsenin adı Müslümandır. Dolayısıyla ferdi anlamda böyledir ve hiçbir Müslüman Allah'ın şeriatının dışında başka bir yaşam biçimi, başka bir hayat düzenini kabul etmez. Ama günümüzde işte niye? İslam işte dindarlar, din hayata karıştırılamaz. Hele Türkiye'de hiç karıştırılamaz. Hayatın tamamına uzak durması lazım. Var olan en azından Türkiye'deki Diyanet, var olan kimselerin keyiflerine aykırı velev ki ayet de olsa, hadis de olsa bir şey söylediği zaman saldırırlar, onu paramparça ederler. Çok abartı falan değil. Mesela işte dün Bursa'da bir cuma namazından birisi sen falanca kimsenin adını nasıl anmasın diye bir tane beyinsiz şey yapmış. İşte nasıl efendim söyleyeyim ismi anmasın falanca kimsenin de işte şunları iyi yaptı diyerek demek ki adam iyi bir cesaret bulabilmiş. Kendince artistikler yapmış. Bunu diyebiliyorlar. Niye? Çünkü bize bunları armağan ettiler diye. Ama Allah'ın bu kainatın sahibi olduğu, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam göndermiş olduğu din, mesela Diyanet'in vermiş olduğu fetva vardı ki normal bir durumdu. Yani evlatlık meselesi İslam hukukunda yok. Yani İslam şeriatına göre evlatlık edinemezsin. İşte insanlar olarak bazı şeyleri söylesin. Sonra da Diyanet'in bir önceki dönem başkanı da dün bir mülakatta hani şeyde bir röportajda işte bazı güzellemelerde bulunmuş işte şöyledir efendim böyledir gibi var olan kimselerin şeylerini efendim söylem onları kızdırmamak için onların öfkelerini aza indirmek için kendince bir şeyler söylemiş. Adamların söylediklerinde yanlış bir şey yok yani. Yanlış diyor ki İslam'da evlatlık diye bir şey yoktur. Doğrudur. Ama niye Diyanet var olan düzenin kurumu olduğundan dolayı onların keyiflerine göre hareket etmesi lazım. Ki razı olsunlar. Buna bile razı değiller. Ki sıradan bir şey mesela bir fetva veriyor. Yani bizim istediğimiz şekilde fetva vereceksiniz. Aynen Şuayb Aleyhisselam'ın, Kavmi ve Lut Aleyhisselam'ın, Kavmi Lut Aleyhisselam'a dedikleri gibi. Aynı şeyler. Bakıyorsunuz. Yani işte bunlar böyle diyorlar. Yani bu çok aydın. Her şeyi görebilen, işte böyle sahte kahraman olan kimseler. Mesela toplum gözüne falancalar işte şöyle iyilikler yapıyorlar. İşte bilmiyorum diyelim açık oturumlar yapıyorlar. İşte falanca salon ortamlarda bulunuyorlar. Şöyle şöyle tweetleri var. Şöyle şöyle işte efendim söyleyeyim takipçileri var. Şöyle fikirlerini ortada çok rahat konuşabiliyorlar. Bunlar toplumun önünde gelen kimseleri. Tabi toplumun ekserisi bunların durumunu kestiremediğinden dolayı ne yapıyorlar? Bunlar çok büyük adamlar zannediliyor. Ve çok yüksek kimseler olarak zannedildiğinden dolayı bunların söyledikleri insanlar nazarında nasıl kabul ediliyor neredeyse. İşte onun için de bunlar diyorlar ki bu tepedeki kimseler yani işte toplumun gözünde ve ma nahnu bi müstehkinin öncekilerin dediği gibi önkiler de zaten ona kesin keste iman etmiyoruz yani. Diyorlar biz de ha diyoruz. Öyle diyoruz. Ve bedeluhum seyyiatu ma amilu. Ahirette çirkin ameller onlara görünecektir. Ve haqa bihim ma kanu bi yestezun. Dünyada alay ettikleri, alay konusu etmiş oldukları şeyi azap inip onları kuşatacaktır. Şüphesiz. Ey bugünkü kafirler, ey bugünkü zalimler, ey bugünkü mücrimler, ey bugünkü şüpheciler. Unutmayın bu dünyada ama böyle defolup gideceksiniz. Ve siz aziz ve celil olan Allah'ın vaat etmiş olduğu bu şeylerle karşılaşacaksınız. Allah'tan bizim temennimiz sizin yeryüzünde Müslüman olarak kurtulmanız, eğer böyle bir durumunuz varsa, bu dine Müslümanlara düşmanlık etmeye çalışan kim olursa olsun, özellikle bu topraklarda ıslaha mümkünse Allah ıslah etsiniz. Değilse bu dünyada belasını göreceği gibi ahirette de belasını görecektir. Son olarak şöyle ifade edeyim. Belki bu çok uç bir düşünce olabilir ama özellikle bu topraklarda kafirlerin Allah'ın dinine düşman olan kimseler fırsatını bulsalar Allah'a iman etmeye çalışan kimselerin kötülüğünü kazarlar. Allah onlara bu fırsatı vermeyecektir. Allah onlara bu fırsatı vermeyecek diyerek yatılmaz. Nasıl olsa Allah bize efendim söyleyeyim garanti vermiş diye yatılmaz. Bunu söyleyelim. Onun için onların
alay etmiş oldukları o çirkin amelleri onlara görülecek ve onlar dünyada alay ettikleri azap onları her tarafta kuşatacaktır. Ve kıylel yevme, o gün onlara denilir ki nensekum kema nesitum lika yevmikum hada, onlara şöyle denir. Ahiret günün için bir azık, yani siz ahireti unuttunuz gibi Allah'la karşılaşmayı lika yevmikum, yani siz böyle bir güne karşılaşacaksınız. Bak mesela bugün biz ne diyoruz? Bizler bu dünyada geçeceğiz. Önümüzde ahiret var. Ahiret için hazırlık yapmamız gerekiyor. Bizim kaygımız, korkumuz, telaşımız bu olması gerekiyor. Bu dünyada bir şekilde yaşarız. Yani ama iyi ama kötü, ama az ama çok, ama zor ama kolay. Bu dünyada bir şekilde yaşarız. Ama önümüzde esas gideceğimiz ebedi olan yer ki neresi? Lika yevmikum hada. Bu günü. Yani hangi gün? Ahiret günü. Yani bu dünyada her şeyin bitmiş olduğu, bu kainata kıyametin kopmuş olduğu ve insanların hesabı çekildiği gün. Ve kıyle yevme. O gün onlara denilir ki nensâkum kemâ nesitüm lika yevmikum hada. Sizler bugünle karşılaşmayı unuttunuz gibi biz de sizi ne yapacağız? Unutulmuş, terk edilmiş muamelesi yapacağız. Özellikle yaşadığımız ülkede en sıradan olaylara bile çok büyük değerler verilirken Allah'ın dini söz konusu olunca insanların umurlarında bile değil. Ekserisi böyle. Umurunda bile değil. Mesela Allah'ın emirleri çiğnenmiş mi? İşte farzlar yerine getirilmemiş mi? Toplumun işte Allah'ın dinine karşı işte bozulması mıdır? İşte yok olması mıdır? Hiç kimsenin umurunda değil. Keyifleri neyi gerektiriyorsa öyledir. Özellikle de Allah'ın dinini hatırlatan ne kadar şeyler varsa bu toplumda unutturmaya çalışılıyor. Özellikle. Yani Allah'ı hatırlatan, onun emirlerini azze ve celle hatırlatan neler varsa bunlar hepsi bu topluma unutturmaya çalışılıyor. Özellikle bugün için. Geçmişte de böyle, bugün de böyle. Ve kıyle yevme, işte o gün onlara denilir ki nensâkum kemâ nesitüm lukâyemekum hâdâ. Sizler bugünle karşılaşmayı unuttunuz gibi size de aynı şekilde muamele edeceğiz ve siz terk edilmiş, unutulmuş kimseler gibi olacaksınız. Nasıl bugün Allah'ın dini şeriat ayakları altında alındığı halde, Allah'ın emirlerini hiçe sayıldığı halde, kimsenin umurunda değilken hayat nasıl normalmiş gibi devam ediyorsa, işte bu hal üzere devam edip Allah'a kavuşan kimseler kıyamet gününde bu muameleyi görecekler. Unuttukları gibi unutulacaklar. Ve ma lekum min dunillah ve ma'vakum nar, sizin barınacağınız yeriniz, yurdunuz, diyarınız cehennemdir. Ve ma lekum min nasirin, ve Allah'tan başka da size kimse yardım etmez. Allah bizleri bu tür rezil hallere düşmekten muhafaza kılsın. Zalikum bi ennekum ittakaltum ayatillahi huzuve. Peki neden dolayı bu, yani siz terk edilme? İnsanı kahreden, bakın bu insana bile olsun, insanı kahreden, hastalığına sebep olan, onun işte yıpranmasına sebep olan şeylerin tanesi nedir? Bir insan bir toplum içerisinde görülmek, yani mesela diyelim ki işte bir topluma girdik, herkese işte o merhaba nasılsın, iyi misin? Mesela diyelim işte X kişiye geldi, hiç onu görmezlikten geliyorsun. Bu insan için böyle ölüm gibi bir şeydir. Görmezlikten gelmek. Gerçekten de zor bir durumdur. Yani böyle bir muamele maruz kalmak. İşte nasıl sizler dünyada aziz ve celil olan Allah'ın emirlerine karşısında böyleydiniz, bugün de böyle muamele göreceksiniz. Bu cezanın sebebi nedendir? Allah'ın ayetleriyle alay edip onları eğlenceye aldığınız için bu cezayı siz hak ettiniz. Ve garretkumul hayatü dünya, ve dünya hayatı sizi aldattı. Siz zannettiniz ki dünya hep böyle devam edecek. Bizim her zaman için keyfimiz böyle olacak. Efendim de söyleyeyim, her gün sabit olacak. Aynı olacak. Bugün eğleneceğiz, yatacağız, kalkacağız. Keyfimize göre şu sanattır, şu etkinliktir, şu işte rezilliktir, şu rüzgarlıktır derken hep böyle olacağını zannettiniz. Ve garretkum hayatü dünya. Dünya hayatı sizi aldattı. Evet. Hatta sizler öyle evine gittiniz ki bu ülkede falanca tarihte ben şu yaştan öleceğim diye sipariş veren kafirler bile çıktı mesela. Anlaşıldı mı? Yani dünya hayatı işte
Mesela kimisi de işte yine böyle aşırı kafirlerden, ben gidiyorum işte efendim arkanda seni de beklerim. Evet, aynen, ateşiniz bol olacak orada. Siz zaten bir kere iman etmiyorsunuz. Onun için dünya hayatı sizi aldattı. Siz zannettiniz ki hep böyle gücünüz, kamiyetçiliğiniz, işte belli bir kurmuş olduğunuz bozuk düzeniniz hep böyle olacağını zannettiniz. Ama kesinlikle böyle değil. Dünya hayatı sizi aldattı. Dünya hayatı bizi aldatmaması gerekiyor. Şimdi tabii biz hep işte başkalarına gönderiyoruz. Sanki buradakiler, oh biz burada oturuyoruz ne güzel. Biz nasıl olsa bunlardan uzağız. Biz bunların hepsini aşmışız. Dünya hayatı bizi nasıl aldatır arkadaşlar? Allah'ın bize onun dinini yüceltmek, yeryüzüne ona kulluk etmek için vermiş olduğu ömrümüzün tamamını ve en önemli zamanlarını dünya ve dünyalık olan süfli şeyler için tüketirsek, bitirirsek var belki dünya hayatının bizi aldatmasına başka bir şey değildir. Düşünebiliyor muyuz? Yani en güçlü zamanlarımızı Allah'a kulluk etmek gerekirken, ilim öğrenmek gerekirken, Allah'ın dini için mücadele etmek gerekirken, yeryüzünde var olan bozukluklara karşı çıkmak gerekirken, sadece kendi halimize yaşayıp işte kendi yağımızla kavrulup bu hal üzere Allah'a kavuşmak elbette ki dünya da aldanmaktır. İşte işimizi gidelim, işimizi gücümüzü yapalım, çalışalım, edelim. İyi de kardeşim, nereye kadar çalışacaksın? Nereye kadar yani işe bakacaksın? Dünya yanıyor şu an. Dünya gerçekten yanıyor. Yani senin bu yanan dünya karşısında deyim yerindeyse seferberlik ilan etmen gerekirken, insanların kurtulması için, insanların uyanması için, insanların kendilerine gelebilmeleri için, bu dünyadaki var olan kaos kargaşanın bitmesi için sen seferberlik ilan etmen gerekirken sanki her şey normalmiş gibi gidip geliyorsun. İşte dünya hayatı sizi aldattı. وَغَرَّتْكُمُ hayatı dünya. Dünya hayatı sizi aldattı. Kimimiz dünya hayatının malımız, mülkümüzle uğraşmakla, kimimiz işimiz gücümüzle, kimimiz yatımız katımızla, kimimiz çoluğumuz çocuğumuzla, kimimiz akrabalarımızla ne yaparız? Böylece dünya hayatı bizi aldatıp gidiyor. Aşağı yukarı bugün hepimizin ömrü böyle sabit olarak devam ediyoruz. Yani hayatımıza var olan düzene aykırı olabilecek olan işlere karar veremiyoruz. Yani hatta şöyle cesaretlerimiz falan bile yok. Yani bizler sadece işte bu dünyada en asgari olarak işte Allah'a kulluk üzere devam edip de işte kazasız belasız ahirete gidebilirsek, doğru, bu doğru, ama bu doğru da Allah bizleri sadece bunun için göndermedi. Bu dünyada risk almamız gerekiyor. Bu dünyada dediğimiz gibi var olan düzene karşılık mutlak surette Rabbimizin rızasını gerektirecek olan işlere, bu maddi anlamda olabilir, bu manevi anlamda olabilir, bu ilmi olabilir, fark etmiyor. Bu bütün toplumu ilgilenecek olan işler hususunda olabilir. Mutlaka ciddi kararlar, ciddi risklere ve ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Ve düşünüyorum mesela bugün yaşı 55 yaşına gelmiş olan bir adam hala fabrikada gidip çalışıyorsa, 50 yaşına gelmiş olan birisi, 50, 60 yaşına gelmiş olan birisi hala işte efendim söyleyeyim sabit olarak 20-30 senedir yapmış olduğu işi devam ediyorsa, kusura bakmasın, bu dünya hayatı bunu aldatmıştır. Dünya hayatı bunu aldatmıştır. Niye? Böylece devam edelim ki düzenimiz bozulmasın. Yani herkesin aşağı yukarı korktuğu şey düzenimiz bozulmasın. Var olan bir düzenimiz var, oturtmuşuz, bu bozulmasın diye. Tamam. Hadi diyelim ki 10 sene, 15 sene düzen bozulmadı. Yaşın gelmiş 50-60 yaşına gelmişsin, 50 yaşına gelmişsin. Daha neyin düzenin bozulmamasında söz ediyorsun sen? وَغَرَّتْكُمُ hayatı dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Bu zamana kadar eğer ki Allah'ın dinine, ki hadiste varit olmuştur, kendisine 60 sene ömür vermiş olan bir kimse hiçbir mazeret bırakılmamıştır. Ayette bunu destekliyor. Fatır suresinde size düşünebilecek olan bir zaman kadar ömür vermedik mi? Ve size aynı şekilde uyarıcı gelmedi mi? Ne mazeret sunacaksın sen alemlere Rab olan Allah'a? Ne mazeret sunabileceğiz? Neydi? Ya Rabbi işte ne yapalım? Dünyada evladı uyuyalım. Kimse muhtaç olmaması için elimize gelen her şeyi yaptık. Bütün hesaplarımızı bunun üzerine. Ben de, sen de, o da. Hepimiz aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani yeryüzünde var olan mazlum kimselere, mustazaf kimselere, kardeşlerimize, bir arkadaşımız çalışmıyorsa, işi gücü yoksa umurumuza bile değil. Yeter ki bizim düzenimiz devam etsin.
Biz düzenimiz devam ediyor. Bizim pek umurumuzda değil. Böyle bir toplum olmuş yani. Vurdum duymaz. Yani kimsenin kimseye faydası olmamış olduğu bir ortam oluşmuş. Bu dünya hayatını aldatmasına başka nedir ki yani? Benim düzenim devam etsin. Bana dokunmayan bin yaşasın. Böyle bir ortam oluşmuş. İnsanların hiçbir şey umurlarında değil. Ta ki bela gelip başlarına gelinceye kadar. Yeryüzünde Müslümanlar neredeyse bir asırdır kan, gözyaşı yerlerine, yurtlarında sürülmeleri vardır. Ne zaman ki işte takına gelince dışarıda kalmak neymiş? Güne kadar ben şu kadar işte benim çocuk çocuğum şunları yemiyordu. Demek buyunu anladım buyurdu. Yani bu dünyanın üzerinde zaten Müslümanların Rabbim Allah diyen kimselerle karşılaşmış oldukları durumlardır. Nasıl bunlar şey yapabilir? Nasıl insan bunlar yokmuş gibi hareket edebilir? İlla bela gelip de başına düştüğü zaman mı? Birebir karşılaştığın zaman mı? Eyvah feryadı figan edeceksin. İnna kunna zalimin dersin ancak burada. Yani biz gerçekten zalimlermişiz dersin. Bunun da artık bir anlamı olmaz. Onun için dünya hayatı onları aldattı. Yani biz bir tek dediğimiz gibi böyle işte ne güzel dışarıdakilerine gönderelim. Nasıl olsa biz Müslümanız bakın işte buradayız. Allah'ın dini için bu değil. Dünya hayatı onları aldattı. Dediğimiz gibi hepimizin bir düzeni var. Ortalama hesaplarımız var. İşte varsa biraz birikimimiz, varsa bir işimiz gücümüz, varsa paramız, pulumuz, malımız, mülkümüz. Bunu nasıl koruruz? Bunu nasıl çoğaltırız? Bunu nasıl efendim söyleyeyim devam ettiririz? Hepimizin aşağı yukarı hesabı bu. Başka değil yani. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ O gün onlar cehennemden çıkarılmaz. Tevbe ve itaat etmek suretiyle Rablerinin rıza etmeleri onlardan istemez. Çünkü artık bunun onlara faydası kesinlikle olmayacaktır. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Netice olarak, yani işin neticesi. Bilesiniz ki hamd aziz ve celil olan Allah'tır. Ondan başka hiç kimse hamde layık değildir. Bütün niye? Çünkü hamd, niye hamd ona layıktır? O bütün mahlukatın yaratıcısı, haliki, sahibidir. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet ona aittir. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O mutlak galiptir ve daha nedir? Yapmış olduğu her bir işi hikmetle yapandır. Edebi sanatlar bölümüne gelince bir inne fis semavati vel ard ile ayet şüphesiz ki göklerde ve yerde alametler, ayetler vardır cümlesinde in ve lam edatlarıyla pekiştirilmiştir. Çünkü muhataplar, dinleyenler Allah'ın birliğini inkar eden kimselerdir. Şimdi bu toplumda bunu bile anlayabilecek olan kimseler yok. Ya da bunu çok iyi anlatabilecek olan bir ortam lazım. Yoksa yani bugünkü topluma yani göklerin yerin alametlerini söylemek kimse böyle bir şey yani zihnin bir yerine oturtabilecek olan potansiyel yok yani şey yok, kapasite yok. Ya çok iyi dibe inip de böyle adamla anlayabileceği şekilde anlatmak gerekiyor insanlara. Ya da çünkü insanlar var olan hadiselerden yani Allah'ın yüceliğinde onun şaheserleri olan kainatta bir haber olduklarından dolayı gafil yaşıyorlar. O yüzden etiket yani gafil yaşadıklarından dolayı her şey normalmiş gibi zannediyorlar insanlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. İşte kimisi sigarayla, kimisi eroinle, kimisi bilmiyorum şu otla, kimisi bu otla, kimisi esrarla, kimisi baliyle, kimisi şuyla, kimisi kolayla, kimisi parayla, kimisi pulla, kimisi şarapla, kimisi içkiyle şey yapıyor yani. Herkes sarhoş. Böyle bir ortam düşünelim. Yani insanlar gaflette olduklarından dolayı onlara da bunları idrak edebilecek olan ortamlar gerekiyor diyelim. وَوَيْلٌ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ وَيْلٌ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ Vay yani وَيْلٌ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ Veyl olsun ki yani yazıklar olsun ki her effek yalancı ve günahkar olan kimseler. Yani çok yalancı, çok günahkar. Cümlesinde mübalağa vardır. Çünkü فَعَلٌ لَا فِعَلٌ kalıpları mübalağa yani abartı ifade eder. Yani yazıklar olsun aşırı yalancı kimselere böyle. Bunlar mübalağa anlamındadır. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ Ona elem verici azabı müjdele cümlesinin uslubu alay uslubudur. Yani alay şeklinde hitap etmektir. Zira müjde hayırlı şerlete olup onu şer işlerde kullanmak alaydır. Ne demek? Sana bir müjdem var.
Bütün malın gitti elinde. Bu müjde midir bir insana? Alaydır. Sana bir müjdem var, cehenneme hak ettin. Mesela. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ Allah o gökte indirdi rızık. Cümlesinde mürseli, mecazi mürsel vardır. Rızıktan maksat yağmurdur. Bu mecazi mürselin alakası müsabayet sonuçtur. Çünkü gökten rızık inmez. Fakat gökte bitki ve rızkın çıkmasına sebep olan yağmur iner. يُسِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا Sanki onu hiç duymamış gibi büyüklüğü taslayarak diretir. Ayetine teşbih mürsel vardır. Kafir sanki Kur'an ayetlerini işitmemiştir. Aynen öyle. Hâzâ hudâ. İşte bu hidayettir. Ayetine mastar zikredilerek mübala yapılmıştır. Abartı yapılmıştır. Delilin açıklığı nedeniyle Kur'an sanki hidayetin kendisidir demek istiyorum. Hâzâ hudâ. İşte bu hidayettir. Mastar zikredilmiş. Niye? Kur'an gerçekten hidayetse o zaman bununla hemhal olan bir kimse hidayetin ta kendisi demektir. Sekhara lekumul bahr denizi sizin hizmetinize verdi ayetinden sonra ve sekhara lekum ma fis semavati ma fil ard ve göklerde ve yerde olanları sizin hizmetinize verdi ayeti getirilerek lafzın tekrarlanmasıyla itnap yapılmıştır. Allah verdiği nimeti açıklamak için böyle yapmıştır. فَتَّبِيَ هَوَلَا تَتَّبِيَ اَهْوَا اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ Sen o şeriata uy. Bilmeyen kimselerin hevalarına uyma. Şimdi sen Allah'ın indirmiş olduğu şeriata uy. Bilmeyen kimselerin hevalarına, isteklerine uyma. Burada tıbaki selb vardır. فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِ Onları rahmetine sokar. Cümlesinde mecaz-ı mürsel vardır. Rahmetten maksat cennettir. Zira cennet Allah'ın rahmetinin indiği yerdir. Şüphesiz. Men amile salihan feli nefsihi. Kim salih amel işlerse bunu kendi nefsi için yapmış olur. Buradaki men ile ve men esafe aliha. Her kim de kötü iş yaparsa onun aleyhinedir. Ayetleri arasında tabak vardır. Aynı şekilde nemut ölürüz ile nahya yaşarız. Yuhyekum sizi yaşatırla ve yuhyekum arasında sizi öldürür arasında tıbak vardır. Hâdâ kitâbuna yentiku aleykum bilhak. İşte bu bizim kitabımız. Hakkı söylüyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Ne demek bu? Bunu açıkladık. Ayetinde istihare tasrihiye vardır. Yani gizli bir ortaya yayma vardır. Aleyhinize şahitlik ediyor demektir. Burada istihare hakikaten daha belirlidir. Yani daha vurguludur. Çünkü kitabın beyanında bulunarak yaptığı şahitliği insanın diliyle yaptığı şahitlikten daha kuvvetlidir. İnsan sağa sola eker büker ama kitapta yazılı olan o yüzden yazalım. Şey yapmaz. Şaşmaz. فَلْيَمَ لَا يُخْرَجْنَ مِنْهَا Onlar o gün orada çıkamazlar. Ayetinde iltifat sanatı vardır. Kafirleri muhatap mertebesine düşürmek için yani kafirleri muhatap almadığından dolayı birinci şey ikinci şahıstan şahıstan üçüncü şahsa dönüş vardır. El yevme nemsakum kema nasitum liqayemikum hada. Siz bugüne kavuştuğunuzu nasıl unutmuşsanız biz de sizi öylece unutacağız. Ayetinde istihare-i temsiliye vardır. Allah onların azapta bırakılmalarını istihare-i temsiliye yoluyla bir yerde hapsedilip sonra da gardiyan tarafında unutulup yiyecek içecek verilmeyen neticede ölen kimseye benzetti. Ayette maksat şudur. Siz azap içerisine bırakacağız ve unutan kimsenin muamelesi gibi muamele edeceğiz. Aziz ve celil olan Allah unutmaz ve ona unutkanlık da arız olmaz. Burada mesele anlaşılır. İnsanlar bununla alakalı da bazı şeyler konuşmuşlardır. Meselenin özü budur. Câsiye suresi Allah'ın yardımıyla bitmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.